Esnaf kana alıyor, perişan vaziyette. Özel sektör, meslek sahibi, sanatçısı diyelim ki, yani birçok insan şimdi de devamlı böyle mesaj yayıyor. Levent Bey bizi de dile getirir misin bizi? O kadar çok farklı sektör var ki perişan vaziyette. Şimdi böyle bir ortamda bu toplumun sözü, bu toplumun dili, bu toplumun gözü, bu toplumun isyanı olabilecek bir muhalefet tarzı yok. Şimdi niye durup dururken seçime gitsin diyenlerdendim. Şimdi biz hem grup toplantıları hem bu anayasa çalışmaları hem bu uzay muzay gibi hayal sattıkları hayal ürünleri bize gösteriyor ki Erdoğan işte Saadet Partisi'ni gibi partileri ziyaret etme çabaları falan, partiler seçim kanunu değiştirme hazırlıkları gibi şeyler. Bütün bunlar bize gösteriyor ki bütün varını yok yoğunu 2003'e hazırlıyor. 2003 Türkiye için çok çok önemli bir tarih hepimiz için hepimizin hayatı için. E, mesele sadece bir iktidar meselesi değil bu. Biz biliyoruz bu iktidar Türkiye'yi nereye sürüklediğini. O sürükleme aşamasında 2023 çok önemli bir kilometre taşlarından biri. Bir 5 yıl daha aldığında 5 yılın sonunda artık ortada bir, bir yaşanabilir bir Türkiye'nin kalma ihtimali epeyce zor. İnşallah o günleri öyle bir şey yaşamayız. Şu anlamda söylüyorum. Dahası 2023'e hazırlanıyor. Ne anlamda hazırlanıyor 2023'e? Seçime bir devlet girecek. Dün bir cümle etti. Çok enteresan bir cümle. Artık 83 milyon halkımızın tamamı AK Parti üyesi kabul ediyorum diye. Devlet partisi olduk diyor biz artık. Devlet partisi siz de bu devletin vatandaşı olduğunuza göre benim doğal üyemsiniz anlamına getiriyor. Şimdi devlet seçime hazırlanıyor sevgili Murat. YSK'sıyla, yargısıyla, medyasıyla, ordusuyla, polisiyle, iş dünyasıyla 2023'ü yeniden almak üzere topyekun bir bir seferberlik hali ilan etmişler. Kutuplaştırma söylemleri bunun bir hazırlığı, aya gideceğiz gibi çocukça böyle hayal ürünü, ürünler satmak bunun bir hazırlığı, anayasa yapıyoruz, demokratik bir anayasa bilmem yenilik, bütün bunlar bunun bir hazırlığı. Muhalefet mesela, muhalefeti bölme çabası, mesela ya Cumhurbaşkanı Şöyle bir bakın Allah'ını severseniz herhangi bir eleştiriyi alıp da kabul etmiş. Ben de eleştiren insanlara saygı duyuyorum diye bir cümlesini duyduk mu biz bugüne. Eleştiriyi düşmanlık gören bir anlayışa sahip. Ama buna rağmen ne dedi? Muharrem İnce'nin Muharrem İnce eleştirilerine çok kıymet veriyorum diye. Bir taraftan muhalefeti bölme, parçalama orada da başarılı oluyor. Öbür taraftan da bir şimdi bunun karşısında muhalefetin aslında ne yapması? Nasıl muhalefet nasıl bir hazırlık içerisinde? Yani işte bir taraftan Devletin bütün imkanlarını elindire bulunduran bir iktidar, mesela YSK, <laughs> muhalefet nasıl güvenecek mi YSK'nın verdiği bir karara? Çünkü YSK'nın tamamını neredeyse Erdoğan atadı. YSK'nın başkanı da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği Büyükşehir Belediye Seçimini iptal eden hakim değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorum. Şimdi artık YSK başkanı oldu. YSK üyeleri değişiyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri değişiyor seçim sonucunu duyurabileceğimiz bir ajans yok elimizin altında artık. Neredeyse o durumdayız. Şimdi bütün bunlara rağmen, bütün böyle bir hazırlık, toplumun bütün bir taraftan toplumu manipüle etme, hayal satmak dediğimiz duygularıyla oynama hep şunu yapacağız. Şunu da verin. Biliyorsun Tayyip Erdoğan son 10 yıldır şu seçimi verin ekonomiyi şöyle yapacağım, şu seçimi verin dolarla şöyle kavga edeceğim, şu seçimi verin işsizliği ortadan kaldırayım, şu seçimi de bana verin tarımı göreceksiniz uçuracağım şu seçim en son dün bir tane şey gördüm. İşte özel şey yerli oto 2017'de yollarda. Muhtemelen o 2014 seçimlerinde öyle bir vaatte bulunmuş. İşte yerli uçağımız 2019'da göklerde. Böyle böyle adam bir şekilde şimdi şimdi belli ki bir top hazırlık var. Ve Türkiye'nin kader seçimi diyebileceğimiz hepsi bir kader seçimi ama her gün biraz daha köprüden önceki son çıkışın en sonuna doğru gidiyoruz. Şimdi o sana doğru giderken bütün ağırlığını ortaya koyacak. Devletin bütün imkanlarını da kullanarak. Çünkü hayır sen devletin şu imkanlarını kullanamazsın diyebilecek bir odak da kalmadı, bir kurum da kalmadı. Çünkü zaten kendisi devlet. Adam devlet olarak seçime giriyor zaten. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir devlet olarak devletin bütün imkanlarını, şeyini örtülü ödeneyini de kullanarak imkanlarını, uçaklarını, uçak anlatabiliyor muyum? Aklına gelecek bütün imkanı. Bunun karşılığında çok ciddi bir hazırlığa ihtiyaç var. Bugünden 2023 dediğimiz şurada iki yıl kaldı. 2 yıl ne ki yani gözümüzü açıp kapatana kadar geçer. Biz bugünlerde böyle işte Erdoğan'ın aya bilmem astronot göndereceğiz cümlesi üzerinden günlerce lakırdı yaparken ya da bilmem iktidarın bir kendini bilmez ucuz bir tane mensubu işte bardak da yoktu bundan önce gibi cümlesi üzerinden saatlerce sosyal medyada bunlar tartışılırken ya da Erdoğan'ın bir cümlesi üzerinden günlerce bir lakırdı günlerce bir itiraz günlerce bir mavra sürdürülürken saat geri atıyor. Her gün biraz daha 2023'e doğru her gün biraz daha geri atıyor. sevgili Murat muhalefet bugünden 2023'e bir hazırlık yapmazsa bugünden Demokrasi cephesini kurmazsa bugünden bütün köy köy örgütlenmezse, bugünden toplumun bütün kesimlerini ayağa kaldıracak devletin devletin karşısına milleti koyacak. Bu cümleyi çok seçerek, çok bilinçli kullanıyorum. 2023 devletle milletin seçimidir. Bu devlet hep tekrar söylüyorum. Daha önce çok çok iktidar mensupları şöyle sloganlar atıyorlar. Devletimin yanındayız diye. Devletimizin yanında değiliz. Ben Türkiye'nin yanındayım. Bu devlet anlayışının Türkiye'ye büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Bu devlet parti devletine dönüşmüş. Parti ordusuna, partinin polisine, partinin bürokrasisine, partinin yargısına, partinin üniversitesine işte üniversite rektörünün ettiği tehdidi görüyorsun. Artık her taraf partinin valisine, partinin kaymakamlarına dönüşmüş bir devlet bu halkın devletidir diyemeyiz. Halkın bir kısmının olabilir. Bir kısmı ondan memnun kalıyor olabilir. O yüzden bana göre 2023 seçimleri devletle halkın arasında geçecek. Halkı temsil edecek olan muhalefet halkı bir an önce devletin imkanlarını bu kadar pervasız bir şekilde kullanan, kullanmaktan zerre kadar imtina etmeyen bir odağa karşı bu halkı bugünden ayağa kaldıracak, örgütleyecek, heyecan verecek, dalga dalga bir 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 umut ışığı yayılmasına Şimdiden, bugünden neden olacak? 6 parti, 7 parti her neyse ben demokrasiden yanayım, özgürlükten yanayım, hukuktan yanayım, Türkiye'nin yeniden rayına oturtulma, oturtulmasından yanayım diyen kimler varsa onlarla bir araya gelecek, oturacaklar. Bugünden itibaren adayın yöntemleri, adayın misyonu, kimler nasıl ya bugünden çünkü sevgili Murat bir firma, çok basit bir şirket bir ürün çıkaracağı zaman 2 yıl sürüyor. Piyasa araştırması yapıyor, reklam kampanyaları hazırlıyor, afişlerin hazırlanması bile 2 yıl sürüyor neredeyse. Şimdi. Bir basit bir şirket. O yüzden Türkiye tekrar bunun altını bilinçli ve özellikle çiziyorum. 2023 seçimi devletle milletin arasında geçecek bir seçimdir. Bu seçime milleti temsil edecek olan muhalefettir. Muhalefet milletin temsilciliğini yapmaya bugünden doğru düzgün bir plan yapmalı. Erdoğan 2023 için belli ki bütün varını, devletin de bütün varını yoğunu koyup sandığa gidecek. Şimdi Levent iki açıdan 2023'e bakarsak, iktidar açısından önce bakarsak yani giderek hayaller üzerinden bir hikaye buluyor AKP. Hani AKP'nin hikayesi bitti falan filan konuşuyoruz ya Ay'a işte 2023'te e, hızlı iniş, e, çarpma da diyor ona as, şey, astronomi bilimiyle e, uğraşanlar. 2028'de de işte yumuşak inişle astronot indireceğiz e, falan filan. E, bir ülkenin tabii ki de e, uzay politikaları olabilir, uzayla ilgili hedefleri olabilir. Ama e, Sözcü Gazetesi iki sene evvel, 2018'de genel cumhurbaşkanı konuşurken bir yazı çıkartmış. Bugün Fatih Altaylı'da yazmış. 2005 yılında AKP 2013 yılı için işte bir uzay aracı, bir Türk astronotun yerleştirilmesi, ortaya çıkartılması falan gibi işte bundan 3-4 gün evvel söylediği hedeflerin benzerlerini söylemiş. Bunların hiçbir tanesi gerçek olmamış. Bir taraftan da hani şu var, daha evvelden de demin senin söylediğin. işte yerli uçak biz üreteceğiz 2019'da havada olacak